Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Park. Bir Açık ve Net'le daha birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir çağrıda bulundum. Açık ve Net'te kimi konuk edelim, kimi görmek istersiniz dedim. O tweetime siyasetten bir isim, eski MHP milletvekili Sinan Oğan yanıt verdi. Dedi ki gelin test edelim bakalım takipçilerinin fikrini dikkat alacak mı diyerek bir açık çağrıda bulundu. Ben de kendisini Açık ve Net'e davet ettim. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Programınızın ismi gibi Açık ve Net oldunuz. Ben size teşekkür ederim. Tüm bizi sevenler adına, bizi ekranlarda görmek isteyen ve bu sebeple de size tweet atanlar adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 senedir televizyonlara hiçbir şekilde çıkamıyorduk. Siz Açık ve Net dediniz ve bugün davet ettiniz. Ben onun için size ve Habertürk'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Sinan Bey, siz 2011 yılında MHP'de Iğdır'dan milletvekilliği yapmıştınız. 2015 yılında MHP'den ihraç edildiniz. Evet. Sonra mahkeme kararıyla geri döndünüz ama 2017'de ikinci kez ihraç edildiniz. Doğru. O dönem MHP'ye ilişkin pek çok siyasi tartışmanın odağındaki isimlerden biriydiniz. Bugün milletvekili değilsiniz ama sosyal medyada özellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığınız radikal, keskin paylaşımlar oldukça gündem yaratıyor, tartışma yaratıyor. Ben bugünkü programda sizin o sürekli tartışma yaratan paylaşımlarınızı açık ve net sormak istiyorum size. Ayrıca biraz Sinan Oğan'ın siyasi serüvenine dair de yine açık ve net sorularım olacak. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi en çok konuşulan tweetiniz var. Onu bu bir ekrana getirsin arkadaşlarımız. Ben de bu arada bir özel notla başlamak istiyorum izleyicilerimize. Şimdi ben bir gazeteci olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak Suriyeli sığınmacılar meselesine soğukkanlılıkla bakmaktan yana olan ve ne onlar işte tamamı Türkiye'de kalmalıdır diyen bir gazeteci değilim. Uygun şartlarda geri dönüşleri sağlanabilir ama insan hakları çerçevesinde. Bunu bir not olarak paylaşmak istiyorum. Az sonra size soracağım soruların bir ön yargı çerçevesinde sorulmadığının altını çizmek adına. Şimdi mesela sizin en çok konuşulan tweetlerinizden biri ekranda. Şimdi diyorsunuz ki siz ay sonunu zor getirirken bu tosunlar Türkiye'den her ay maaş alıyorlar. Hastane bedava, ilaç ücretsiz, üniversite sınavsız. Arpası bol gelmiş bu satırlı tosunların yarın bu satırlarla mahalleliği doğramayacaklarının garantisi yok diyorsunuz. Ve hala bu tosunları savunan var mı? Evet. Açık ve net sorayım. Arpası bol gelmiş tosunlar dediğiniz kim? Şimdi açık ve net şunu ifade etmek isterim ki attığım bütün tweetlerin arkasındayım. Söylediğim hiçbir tweette radikal herhangi bir unsur yok. Türkiye'de mülteci ve Suriyeliler konusunu ilk gündeme getiren kişi benim. Onu ifade edeyim. Hem de bugün değil. Birkaç sene evvelinden. Bakınız, benim bir kitabım çıktı 2006 senesinde Turuncu Devrimler isminde. Bu kitabı hazırlarken Balkanlardan ta Çin Seddi'nin sınırına kadar o coğrafyada yaşanan bu turuncu devrimlerin nasıl olduğunu, o coğrafyada ülkelerin nasıl rejimlerinin değiştiğini hepsini araştırdım. Gençlik hareketlerinin hepsini araştırdım. Ve Arap Baharı'nın geldiğini de yaklaşmakta olduğunu da burada yazdım. Şimdi o konuya girmeyeceğim ama bunun bir uluslararası proje olduğunu 2010 senesinde ben söylediğimde, o zamanlar televizyonlarda çok sık çıktığımda Arap Baharı'nı bugün bu Suriyelileri savunan arkadaşlar bir demokrasi şöleni olarak ortaya koyuyorlardı. Halbuki bunun bir emperyalist proje olduğunu, Arap Baharı'nın neticesinde komşularımızın bölüneceğini, çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefinin de bu olduğunu ifade ediyordum ve bugün dediğimiz noktaya geldik. Şimdi peki adım adım basamak basamak gibi. Siz o dönemde Suriye'de Esad rejimini savunuyor muydunuz? O dönem halkına zulmeden, vatandaşlık bile vermeyen örneğin Kürt vatandaşlarına Suriye rejimine karşı halkın yaptığı protestoları demokratik protestoları olarak görmüyor muydunuz? Esad rejimini elbette savunmam. Esad'ın nasıl bir zalim olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Yalnız Esad zalim de
Ürdün kralı çok mu demokratik? Suudi Arabistan kralı çok mu demokratik? Efendime söyleyeyim, Yemen kralı çok mu demokratik? Ürdün kralı, Libya kralı çok mu? Yani Orta Doğu'da Esad'ın öbürlerden eksik kalır bir yanı da yok. O onlardan çok daha ötede bir diktatör de değil. Orta Doğu'da bir diktatörlük var zaten. Ama biz Suudi Arabistan diktatörü öldü diye 3 gün yas ilan ediyor isek Türkiye olarak, burada da bir çifte standart var. Ve o gün şunun ben altını çiziyordum. Bu ülkeler bir demokrasiyi, Rus dışları, Rus savunma bakanının bir sözü var biliyor musunuz? Çok ilginç bir söz. O dönem o coğrafyalarda bu turuncu devrimler olurken, demokrasi bir tarladan çıkarıp öbür tarlaya ekeceğiniz bir patates değildir demiştir. Çok doğru bir söz. Demokrasinin kurum ve kurumlarla oturması lazım. Birdenbire ben devrim yaptım, demokrasi geldi. Olmuyor. Bakınız bugün Libya bölündü, Suriye bölündü, Irak bölündü. Ve bu bir büyük Orta Doğu projesi oynanıyor dünyada, şimdi bölgemizde. Suriyeliler ekseninden baktığımız zaman, diyelim ki sizin söyleminizin bir saniye için doğru olduğunu varsayalım. Evet. Ve bu Arap Baharı'nın bir emperyalist oyunun parçası olduğunu söyleyelim. Kesinlikle buna inanıyorum. Şimdi, bugün geldiğimiz noktada da bunu gördük. Bu durum bir takım insanların Esad rejiminden memnun olmayarak bir takım demokratik gösteriler başlattığı, hı-hı, ve Esad rejiminin bu insanların üzerine silahla ateş açarak, hı-hı, öldürmeye başladığı gerçeğini gölgeler mi? Gölgelemez. Böyle peki bir gerçek var. Peki bu insanlar bunun üzerine Türkiye'ye akın etmek durumunda kaldılar mı, kalmadılar mı? Eğer gösteriler demokratik çerçevede kalsaydı, bir tek orada mı gösteri oluyor? Dünyanın her yerinde gösteri oluyor. Eğer terörist geçişleri engellenseydi, eğer 3 hafta içerisinde Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hevesine düşülmeseydi, eğer Suriye'de bir cihatçı iç savaşı başlatılmasaydı, bugün kucağımızda 4 milyon mülteci, parçalanmış bir Suriye, yanı başımızda bir PKK, PYD devleti bulmazdık. Bakınız bir harita göstereceğim. Konunun anlaşılması yüzünden. Sayın Cumhurbaşkanı bu haritayı Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Bu haritada ne görüyoruz? Bu haritada Filistin'in nasıl zaman içerisinde boşaltıldığını ve yerine nasıl bir İsrail devleti kurulduğunu görüyoruz, değil mi? Bugün oynanan oyun tamamıyla aynıdır. İsrail bayrağının üzerinde 2 tane mavi çizgi vardır. Bu çizgi Fırat ile Nil Nehri arasında vaat edilmiş topraklardır. Büyük İsrail'in kurulmasının bir tek yolu vardır. O coğrafya içerisindeki ülkelerin bir şekilde boşaltılması lazım. Tesadüfi değil Kübra Hanım. Bu işler başlamadan önce İsrailli firmaların Suriye sınırındaki mayınları temizlemesi tesadüfi değil. Bunlar adım adım gelen şeyler. 1979'dan beri o bölgede Büyük Orta Doğu Projesi'nin altyapı hazırlıkları yapılıyordu. Ve bugün dikkat ediniz, biz bu arkadaşlar geri dönsün dediğimizde kim karşı çıkıyor biliyor musunuz? İslamcı maskesi takmış geçmişinde PKK savunuculuğu olan bazı dernekler bunları savunuyor. Niye? Çünkü orada önce bir PKK devleti kurulacak, PYD devleti kurulacak, ondan sonra da Büyük İsrail projesine gidilecek. Şimdi bu söyledikleriniz siyasi argümanlardır. Bir gazeteci olarak benim elbette bunlara bir şey söyleyeceğim yok. Hı-hı. Bunu böyle düşünen, hı-hı, ya düşünmeyen siyasetçiler size elbette yanıt olabilir verebilirler. Tabii ki. Fakat sorumu tekrar ediyorum. Hı-hı. Arpası bol gelmiş tosunlar tabiri, evet, kime yöneliktir? Bu ülkede milletvekilliği, hı-hı, yapmış, hı-hı, siyasi partinin, hı-hı, genel başkanlığı iddiasında bulunan, hı-hı, akademisyen titri, hı-hı, olan bir siyasetçinin üslubu, hı-hı, Türkiye'de şu anda nerede çalıştığını, nerede, hı-hı, okuduğunu, hangi trajedilerden, hı-hı, dolayı burada olduğunu hiç bilmediğimiz, böyle, hı-hı, bir ayrım yapmaksızın, hı-hı, Türkiye'ye sığınmış, sizin tabirinizde 1 milyon genç erkeği, hı hı, hayvan olarak nitelendirmek bir siyasetçinin üslubuna sizce uygun mu? Bir düzeltme yapayım müsaade ederseniz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız tosun gürbüz genç erkek demektir. Aynı şeye bugün ben de baktım. Evet. Ama eğer buraya arpası bol gelmiş tosunlar diye nitelendirmeseydiniz. Şöyle bu bir tabirdir. Bu bir tabirdir. Arpası elbette ki arpa yemiyor o insanlar. Yani yemeği bol gelmiş, rahatı yerinde olan, rahatı yerinde olmayan, yılbaşı gecesi vatanı işgal altında olan, bakınız, gencecik eli silah tutan gidip orada savaşacak durumda olan birisi eğer kafayı çekip yılbaşı gecesi Taksim'i dağıtıyorsa, Taksim'de kafayı çekip orada büyük bir hengame yaratıyorsa, bu arpası bol gelmiş tosundur. Bunu başka şey diyemezsiniz. Onların eğlenmeye hakkı yok mu?
vatanı işgal altında olan bir gencin eğlenmeye hakkı yoktur. Vatanını savunacaktır. Tamam, ilk günden sorunuza cevap vereyim tabii şimdi. Ki. Konu biraz dağıldı. İlk günden ben şunu söylüyordum. Diyordum ki kadın, çocuk, yaşlı, engelli, genç, bakalım biz elhamdülillah Müslüman bir toplumun Türk evladıyız. Bizim için komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz bu inanca sahip insanlarız. Ancak bizim için vatan işgaldeyken Taksim'de kafayı bulacak insanlar da bizden değildir. Biz muhtaca bakalım ama o muhtaca baktığımız yerde tosunlara bakmayalım. Onlar dönsünler, vatanlarını savunsunlar. Türkiye'de 1 milyon eli silah tutan ve savaşma yaşında ve savaşma tecrübesine sahip olan genç nüfus varken Türkiye'nin asker mevcudu 380 bin civarındadır. Türk ordusundan 3 defa fazla Türkiye'de eli silah tutan sadece Suriyeli var. Afgan'ı vesaire saydığınız zaman Türkiye'de Türk ordusunun 5-6 katı eli silah tutan bir kesim gelin var. Bu bir milli güvenlik sorunu değil midir? Gelin bu dediğinizi cümle cümle açalım. Bana ne demek istediğinizi lütfen anlatın. Türkiye'de 1 milyon eli silah tutan genç Suriyeli var. Evet. Ve ülkeleri işgal altında evet. diyorsunuz. İlk sorum şu. Bu insanları biz şimdi 1 milyon genci silahlandıralım, Suriye'de gitsinler, Esad'a karşı savaşsınlar, iç savaşta şimdiki olduğundan daha da fazla büyüsün. Bunu mu demek istiyorsunuz? Eğer bu insanlar ülkelerinde Esad'ın diktatör olduğunu düşünüyorlarsa, orada zulüm yaptığını düşünüyorlarsa, bunun yolu gelip Türkiye'ye sığınmak değildir. Zulme karşı mücadele etmektir. Yok eğer bu insanlar orada Esad'ın bir müdahalede bulunduğunu ve Esad sadece orada Esad değildi. IŞİD'den dolayı kaçtı burada buraya gelenlerin %90'ı. IŞİD'in o bölgeyi işgal etmesi sebebiyle geldi. Biz bazı şeyi kaçırıyoruz. Türkiye'ye gelenlerin tamamının Esad zulmünden kaçıp geldiğini zannediyoruz. Halbuki Türkiye'ye gelenlerin coğrafya olarak baktığımızda önemli bir kısmının IŞİD işgaliyle beraber geldiğini görüyoruz. IŞİD işgali bittiğine göre bu insanlar geriye dönebilirler. Ve bu insanlar geriye dönmeliler Kübra Hanım. Bu insanları yurtlarına dönsünler diyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir? Bakın. Suriyeli sığınmacılar ülkelerine geri dönmelidir sözünüze benim bir gazeteci olarak hiçbir itirazım yok. Siz siyaseten bunu savunuyor olabilirsiniz. Bunu savunuyorum ve ben iddialı bir siyasetçiyim. Günü gelecek inşallah. Bugünkü iktidar göndermese bir gün biz geleceğiz ve göndereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi yine sorumu tekrar ediyorum. Bu insanlar diyelim ki şimdi bu insanlar bir kere ülkeleri işgal altında değil. Protestolarla devlet buraya gelme sebepleri işgal dolayısıyla geldiler. Bakın burada ayrışıyoruz. IŞİD işgali dolayısıyla geldiler. IŞİD neredeydi? Halep'in önemli bir kısmındaydı. IŞİD neredeydi? IŞİD Rakka'daydı. Neredeydi? O civar illerdeydi. Peki rakamları siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bilgi açısından soracağım. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geldiğinde zaten bütün erkekleri, eşleri orada savaşıyordu. Hayır. Kadınlar geldi ve burada doğumlar meydana geldi. Yani çocuklar geldi. Şu an sizin şunu gerçekten açık yüreklilikle istatistikler bunun tersini söylüyor. Bakın savaş yaşanan her ülkede erkek sayısı kadın sayısından az olur. Savaş yaşanan her ülkede. Dünyada bunun bir tek tersi durum vardır. Türkiye'deki sığınmacılar içerisinde erkek nüfus sayısı Suriyelilerde kadın nüfus sayısından fazladır. Ve 19-24 yaş arası yani askerliğe müsait yaş arasında bu oran neredeyse iki katına kadar fazladır. Rakamlar bunu dediğimizin tamamen tersini söylüyor. Yine sizin dediğinizi varsayalım. Siz diyorsunuz ki kadınlar, yaşlılar, çocuklar... Hepsine bakalım. Bakalım. Evet. Peki şimdi şu anda Türkiye'nin bir ikinci iddianızı da konuşarak devam tabii, edelim. Tabii ki. Diyorsunuz ki maaş bağlıyor devlet bunlara. Devlet, o tweet'i yeniden geri getirelim, cümle cümle konuşalım. Bu tosunlar siz ay sonunu zor getirirken Türkiye'den her ay maaş alıyorlar. Çalışmayan bir Suriyeli gencin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden maaş almakta mıdır? Alıyorsa bu miktar nedir? Şimdi birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef bu konuda şeffaf değil. Onu söyleyeyim. Neden şeffaf olmadı? Şeffaf değil. Şeffaf değil. Yani sizi şaşırtacak şeyler söyleyeyim mi? Örneğin Konya'da ne kadar Suriyeli olduğunu biliyoruz. Ama Konya'da ne kadar Afganlı, ne kadar Iraklı, ne kadar İranlı olduğunu bilmiyoruz. Müracaat ettiğimizde yani Konya'da ne kadar Iraklı var? Devletin cevabı ne biliyor musunuz? Bu devlet sırrıdır.
Böyle bir devlet sırrı olur mu? Göç idaresi AFAD'dan, muhtemelen evet. Bunları açıklıyordur. Bu izahınıza yanıt versinler. Devam edelim. Hudri Meydan. Tamam. Devlet yani sırrıdır ve şu, hiçbir yerden de ona oraya geliyorum. Devlet maaş veriyor mu? Devletin bunların her birisine kimi rakamlara göre 120 lira verdiği, kimi rakamlara devlet göre veriyor, devlet veriyor. Kimi rakamlara göre 800 lira verdiği 120 lira ile 800 lira arasında değişiyor. Bu iddianızı bir siyasetçi olarak net olarak ispatlayabiliyor musunuz? Devletin elindeki rakamı devlet ispatlayacak. Peki, devletin devlet sorunuzu... olma. Bakınız devletin devlet olma vasfı odur. Bir vatandaş olarak ve bir siyasetçi olarak. Devlete diyorum ki elinizdekileri gelin net açıklayın. Ben devletin bilgilerine, gizli bilgilerine ulaşma şansım yok. Ama sahadan edindiğim tecrübe yaptığım ara ben bir siyasetçi olmanın dışında bir strateji merkezinin başkanıyım ve bu strateji merkezi TürkSam'ın içinde bir göç araştırmaları enstitüsü kurduk biz. Bilimsel olarak biz bu çalışmaları yapıyoruz ve sadece bir kişi olarak düşünmeyin. Kimi rakamlara göre 800 liraya kadar para aldıklarını biliyoruz. Ama biliyoruz diyorsunuz. Şimdi ben bu sorunuzu kimdir muhatabı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Tam da sizin bu Suriyeli sığınmacıların yılbaşı kutlamaları ile ilgili mesajınız büyük gündem yaratınca tam Ocak 2019 bir yıl önce bu hafta hatta baktım takvime Sayın Süleyman Soylu'ya bu iddiaların tamamını yine açıklıkla sordum. Söylediği şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cebinden Suriyelilere bir maaş falan verilmiyor. Kızılay kartla kişi başı 120 liralık, siz de 120 dediniz, bir ödeme yapılıyor. Fakat Türkiye'nin yani resmi açıklamalar tamam. Bu yönde. Tamam. 120 güzel, liralık güzel. Bir ödeme yapılıyor. Fakat bu da Avrupa Birliği fonlarından tamam. Karşılanıyor. Tamam. Dolayısıyla nedir bu çok iddianızın iyi. Kaynağı? Çok güzel. O zaman şu sorunun cevabını da vermeleri lazım. Yaklaşık 10 milyar dolar Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler fonlarından para geldiği söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere 40 milyar dolar biz harcadık diyor muyuz? Evet. Ne etti size? 50 milyar dolar. Nereye gitti bu 50 milyar dolar? Altyapı yatırımları. Hangi altyapı? Mi? Örneğin kampların kurulması. Kamp yok. Şu an %98'i. Bu 10 yıllık harcamadan bahsediyoruz. Bakın ben hükümetin temsilcisi değilim. Hayır. Hükümet, siz gazetecisiniz. Siz gazetecisiniz. Yeri gelecek hükümetin rakamlarını konuşacağız. Yeri gelecek zıttını, muhalefetin rakamlarını konuşacağız. Bu sizi ben öyle görmüyorum. Teşekkür ancak ederim. Ancak şu var. Bugün %98'i Suriyelilerin %98'i kamplarda kalmıyor. Evet. %2'si kalıyor. Kamp dediğinizde 1 milyar dolar olsun hadi kampın masrafı. 39'u nereye gitti? 10 yıllık süreçten bahsediyoruz kamp yok. Sinan Bey. Kübra Hanım kamp yok. Şu an %98'i dışarıda. Peki İstanbul sokaklarında 40 milyar dolar artı 10-50 milyar dolar harcadık. Bakın bu rakamın içerisinde siz bir vatandaş olarak yardım ediyorsunuz. Ben bir vatandaş olarak ben sırtımda yardım taşıdığımı biliyorum. Bunları söylemek doğru değil ama bazen de o kadar sert eleştiriler oluyor ki söylemek icap ediyor. Bunlar bunun dışında Türk milletinin yardımlarının dışında 50 milyar dolar Suriyelilere eğer harcadıysak bunu nereye harcadık? Devlet şeffaf olsun. Gelsin bunun açıklamasını yapsın. Eğer iddia edildiği gibi bu paralar Türkiye'nin cebinden çıkmıyorsa Türkiye... Aylık olarak bir maaş tamam. Ödenmiyor tamam. Suriyeli tamam. Peki bu para 40 milyar dolarla neler yapılabileceğini ben şimdi size söylesem Türkiye'de. Şimdi Kanal İstanbul'u konuşuyoruz değil mi? Bakınız 1,5 Kanal İstanbul'u yapılır bu paraya. 5 milyon sığınmacıdan söz ediyoruz. 5'e bir saniye. 3 milyon pardon. 3.6 milyon. Ama Suriyeli sayısı gerçekte bunun üzerindedir. 1. 2. Türkiye'deki toplam sığınmacı mülteci sayısı 6 milyona varmıştır. Bu 2. Ve bu insanların daha ben Türkiye için bir tehdidi söyleyeyim mi? Esas tehdidi. Şimdi bunlar eninde sonunda dönecekler. Buraya kadar bir sorun yok. Bu Putin bizim yarı zamanlı Dışişleri Bakanımız gibi çalışıyor. Yani bütün dış politikamızın neredeyse temelinde Putin çıkıyor. Şimdi Libya'da öyle, Suriye'de öyle. Onu ayrıca tartışalım. Burada Esad'la, bakın Esad zalimdir, diktatördür, hiç buna sözüm yok. Ben de birçok konuda da aynı şeyi söylüyorum zaten. Ancak Türkiye'nin toprak bütünlüğü Suriye'nin toprak bütünlüğünden başlar. Ve bunu sağlamanın yolu, yanımızda PKK, PYD devletinin kurulmamasının yolu mecburen orayla konuşmaktan geçer. Bunları konuşup geri göndermediğimiz takdirde ki eninde sonunda dönecekler, altını çizeyim, kim bize kalacak biliyor musunuz? Şimdi 100 bin civarında bugün savaşan, hakikaten de Türkiye için savaşan, Türk ordusuyla beraber savaşan ki ben onları destekliyorum. 100 bin ÖSO
mensubu kalacak. 200 bin civarında zamanında Esad'la silahlı çatışmaya girmiş ve bir şekilde radikal bulunan insanlar kalacak. Etti mi size 300 bin? İdlib'de 500 bin radikal cihatçı var. 800 bin. Bunu Esad'la da anlaşsanız, Putin'le de anlaşsanız 800 bin eli silahlı savaşan adam öldürmüş, yaralanmış, savaşın her türlü şiddetini görmüş insan Türkiye'ye kalacak. Bir Türk dakika, ordusunun niye bunu bu zaten Türk ordusunun göreceğiz Türk, bakalım kalacak Türk, mı Türk kalmayacak. Türk ordusunun iki katı. Nasıl kalmayacak? Nereye gidecek? Bizim bunlara sınırlar açacağımıza dair net bir durum yok ki. Bunu siz siyasiler kendi aranızda tartışın. Ben yine tweetinize dönmek istiyorum. Ben siyasilerden bu konuya önem veren siyasiler olarakden birisi olarak söylüyorum ki Türkiye'de bir gün Suriyeliler gidecek ama gittiği zaman da bizim elimizde bunlar maalesef ki kalacak. Bugünden onun tedbirini görelim. İdlib'deki cihatçıların Türkiye içerisinde dönmeleri, burada eylem yapmaları ciddi bir tehlikedir. 800 binden bahsediyoruz. Tabii, buna hep birlikte karşı çıkalım. Dönelim tweetinize. Evet. Diyorsunuz ki hastane bedava, ilaç ücretsiz, bu doğru. Hı-hı. Üniversite sınavsız. Hı-hı. Suriyeli sığınmacı gençler, tosunlar, hı-hı, olarak adlandırdığınız. Gürbüz Türkçe sözlüğe göre. Gürbüz delikanlılar. Gençler üniversiteye sınavsız mı giriyorlar? Üniversiteye sınavsız giriyorlar. Eğer Suriye'de bir herhangi bir okulda okuduklarına dair bir kağıt parçası getirdikleri takdirde. Şimdi, ben burada bir saniye geliyorum. Buyur. Geliyorum. Buyur. Bir kağıt parçası getirdikleri takdirde. Buradaki istedikleri üniversitede, yani ben Suriye'de şu üniversitede okuyordum ama diplomam yandı, cereyan gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Buradan başlıyorlar bir. İki, Türkiye'de yabancı öğrenci statüsünde sınavlara giriyorlar ve ki çok kolaydır. Sonuçta sınava giriyorlar. Ama iki diye sayıyorum. İki, üç, sekiz tane belirlenmiş üniversitede özel öğrenci statüsüyle derslere giriyorlar. Vakıf ve üniversitesinde para ödeyerek ve kotası %10. Şimdi... hep önemli olan, yani şuna gelmeye çalışıyorum. Hı hı. Şimdi siz diyorsunuz ki Türkiye'den her ay maaş alıyorlar. Siz çok önemli bir siyasetçisiniz Sinan Oğan. Ben araştırmadım, hiçbir şey söylemem. Her ay maaş alıyorlar dediğinizde bu iddianızı arkasındayım, söylüyorum. Lazım. Üniversiteye sınavsız giriyorlar dediğiniz zaman ispatlamanız lazım. Bir başka zaman diyorsunuz ki bu tosunların satırlarla mahalleliği doğramayacaklarının garantisi yok. Bir başka sorum size. Suriyeli sığınmacıların suç oranı nedir Türkiye'de? Şimdi çok iyi bir konuya değindiniz. Dün sabah Habertürk'te izledim. Sabah programında yabancı uyruklu bir genç teyzesinin oğlunu öldürüp yurt dışına kaçarken yakalandı. Şimdi bir Özbek Türkiye'de suça karıştığı zaman Özbek uyruklu deniyor. Bir İngiliz Türkiye'de bir suça karıştığı zaman İngiliz bir vatandaş deniyor. Ama bir Suriyeli Türkiye'de suça karıştığı zaman yabancı uyruklu oluyor. Yani sanki hiç böyle bir uyruk Türkiye'de yok gibi. Daha önce Mustafa Balbay'ın CHP önceki dönem milletvekilinin iddiası vardı. Valiliklerin bu konuda talimatı var. Suriyelilerin suça karışmadıkları durumda bunu resmi kurumlara bildirmeyin diye. Dolayısıyla da Suriyelilerin resmi suça... Resmi kurumların istatistiklerine göre, yine ben bunu da yine... Evet, ben de onu söylüyorum. Bir gazeteci olarak ben Soylu'ya sordum. Verdiği rakam şu. Suriyelilerin suça karışma oranları Türklerin yarısı kadar. Ve o da çünkü yansıtılmıyor. Kendi aralarındaki... Çünkü fark etmez. Türkiye'de suç iş kendi arasında, yani birisi aileden birisini öldürünce sen aileme karışma, benim ailem istediğim gibi doğrarım diyor muyuz? Demiyoruz. Fark Sinan etmiyor. Bey. Diyorsunuz ki maaş alıyorlar, yansıtılmıyor, evet, gizleniyor. Suç işliyorlar, yansıtılmıyor, gizleniyor. Resmi rakamlar sizi desteklemediği için böyle söylüyor olabilir misiniz? Resmi rakamları gelsinler, paylaşsınlar. Gelsinler resmi rakamları, beraber konuşalım. İşte yani hangi kurumun başındaki hangi arkadaş istiyorsa gelsinler, konuşalım. Resmi evrak üzerinden konuşalım. Ben size resmi evrak üzerinden başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Suriyelilerin hastanesi bedava diye öyle de bir tweetim var. Türkiye'deki Suriyelilerin bütün hastane masrafları bedava. Doğru. Hatta bu geçen yıla kadar herhangi bir katkı payı ödemiyorlardı. Öyle bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Ufak bir değişiklik yapalım. Ben size bir soru sorayım müsaade ederseniz. Yok, bugün sorular benden. Bir gün bir program tane yaparsınız, tamam, ve ben konuk olursam. Bir tane. Tabii. Tahminde bulunun. Sadece bu şey değil. Yoruma açık bir soru değil. Bir tahminde bulunun lütfen. Türkiye'de Suriyelilerin toplam poliklinik sayısı nedir sizce bir hastanelerimizde? Bir tahminde bulunun. Yani Suriyeliler için özel açılan poliklinik sayısı mı? Hayır. Yani bir defa vizite gittiğinizde o bir poliklinik sayılıyor. Bilemem yani. 41 milyon. 41 milyon kez Suriyeliler, Türkiye. Resmi rakamdan bahsediyorum. Resmi rakam dediniz ya.
41 milyon kez. 3.6 milyon kişiden tamam. söz ediyoruz. Çoğunluğu bebekler var. Bakın ben geçen bir Suriyeliyle konuştum. Kardeşini yeni getirmiş. Yani hasta değil başka derken şey, durduk yere hastaneye başka bir şey, mi gidiyorlar? Başka bir şey diyorum. Bakın ben şahit olduğum olayı diyorum. Kardeşim yeni geldi dedim. Dedi hayırdır niye geldi? Vallahi ameliyat olmaya geldi. Nereden geldi? Halep'ten geldi. Resmi sığınmacı statüsü olmayan Suriyeliler de gelip burada geliyor, ameliyat oluyor iddiasında mı bulunuyorsunuz? Geliyor. Resmi sığınmacı statüsünde olmak Türkiye'de çok zor değil. Yani kapıdan geliyor, giriyor bir şekilde. Efendim veyahut da işte bu daha önce gelmişti kardeşim benim ama kaydettirmemiştik deyip gidip kaydettiriyorlar. Başka bir iddiada bu. Sağlık Bakanlığı'ndan başka bir şey söyleyeyim. Bu iddianızı yanıtladım. Türkiye'de eğer haktan hukuktan bahsediyorsak bir Suriyeli vatandaş gidip bir Arap vatandaş örneğin gidip bir hastanede her türlü tedavisini görüp ondan sonra da elini kolunu sallayarak eczaneye gidip ilacını da ücretsiz alabiliyor mu? Alabiliyor. Peki Iraklı bir vatandaş bir Türkmen niye alamıyor? Aynı statüde IŞİD'den kaçmış, Türkiye'de zulümden kaçmış gelmiş. Orada da bir eşitsizlik var. Madem biz eşitiz, Suriyelilere tanınan ayrıcalık bir Afganlıya niye tanınmıyor? Suriyeli bir hastanede gidip aynı hastanede bedava her şeyini yaptırırken bir Iraklı Türkmen niye para ödemek zorundadır? Birisi çıksın bunun da cevabını versin. Bunu da çıksın cevabını birisi versin. Çıksın Afganlı niye bunun buna para ödüyor? Onu geçtim kendi vatandaşımız. 5 milyon GSS'li var mı Türkiye'de? Yani genel sağlık sigortası sahibi. Bu 1 Ocak'tan itibaren Türk vatandaşı gidip hastanelerden ücretsiz sigorta kapsamında tedavi olamazken Suriyeli gidip ücretsiz tedavi oluyor. İş o noktaya geldi ki ya eşitlik istiyoruz bu ülkede. Bakın bir adım ötesini söylüyorum. Eşitlik. Buna da yine bu da bir siyasi söylemdir. Buna da hiçbir siyasi itirazım değil, rakamlara olmaz. Göre konuşuyorum. Tamam, bunlar konuşulsun. Hiçbir itirazım yok buna. Ben dönüyorum. Sizin diyorsunuz ki hani işte bu 1 milyon erkek Suriye'ye gönderilsin. Evet. Kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla bir sıkıntımız yok. Evet. Şimdi resmi rakamlardan gidelim. Hı hı. 120 lira aylık alıyorlar. Şimdi bu insanların eğer biz bu gençleri, erkekleri Suriye'ye savaşmaya yollarsak bu kadınlara, çocuklara, yaşlılara kim bakacak? Biz devlet olarak bütçesini daha da arttırırız. Bu insanlara bakarız. Burada kalıp çalışmasınlar, ailelerine bakmasınlar, Suriye'ye gitsinler. Biz bu kadınları, yaşlıları, çocukları ekstra bütçe verir, bakarız mı? Bakarız. Evet. Muhtaç olana bakarız. Muhtaç olan çocuk, yaşlı, kadın, engelli biz bakarız. O zaman muhtaç sizin olduğu bu şikayet zaman, ettiğiniz milyar liralık bakın, yatırımları mesele, daha da arttırmak mesele, gerekmez mi? Bakınız, burada çelişmiyor musunuz? Hiç çelişmiyorum. Mesele bu burada benim askerim Suriye'de gidip savaşırken daha geçen gün 4 şehidimiz vardı. Dün 2 şehidimiz vardı. Peki biz, Türk askeri biz, neden Suriye'de savaşıyor biz, şu anda? Biz orada askerimizi şehit verirken en azından cephede 1. Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını cephede sırtında silah taşıdı mı? Cephane taşıdı mı? Taşıdı. Ya onlar kadar da mı yoklar? Gitsinler Türk askerinin yanında hiç olmazsa, eğer ileride savaşamıyorlarsa cephe arkasında savaşsınlar. Hemen bunu konuşalım. Şimdi Türkiye PKK ve PYD tehdidine karşı kendi milli bekası ve sınırlarını korumak üzere Suriye'de bir operasyon yürüttü. Evet, ben Afiyet, destekliyorum. Barış ben destekliyorum. Harekatı. Bunların hiçbiri Suriye'deki savaşa, yani Suriye ile savaş değildi. Biz kendi milli bekamız için, kendi meselemiz için Türk Silahlı Kuvvetleri orada operasyon yürüttü. Peki, Özgür Suriye Ordusu'ndan TSK ile birlikte önce muharip kuvvet olarak giden asker sayısı neydi? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kıyasla sayıları ne kadardı? Yaklaşık 100 bin civarında Özgür Suriye Ordusu mensubu TSK olduğu... TSK mensubu bizim askerlerimize kıyasla sayı farkı nasıldı? Fazlaydı. 5 kat. Fazlaydı. Buna itirazım yok. Adamların kendi memleketi. Elbette olacaklar. Ama biz kendi bakınız, sınır güvenliğimiz için harekat yapıyoruz. Peki o sınır güvenliği niye ortaya çıktı? Bir de ona bakalım eğer tartışacaksa. O sınır güvenliği bu tosun olarak ifade ettiğimiz insanlar kaçıp Suriye'ye gelmeseydi, Suriye'den buraya gelmeseydi, orada kalıp
kendi, eğer orada bir sorun var ise, IŞİD onların toprağını işgal etmişse, PKK PYD işgal etmişse, niye kaçıyorlar? Niye Türk askeri kaçmıyor da bunlar kaçıp geliyorlar? Yani bir çıkıp sokağa bir sorun vatandaşlara. Vatandaş benden aynı fikirde. Elimde anketler var. AK Parti seçmeninin, bakın diğerlerini geçtim, AK Parti seçmeninin %83'ü geri dönsünler diyor. Ben çok daha bunun çok daha ılımlı bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki biz kadına, yaşlıya, çoluğa, çocuğa bakalım ama nargile fokurdatan, sahillerde nargile fokurdatanlara bakmayalım. Türkiye'yi bekleyen ikinci tehdidi söylüyorum. Türkiye'ye 10 yaşında ya annesini ya babasını ya mahallede top oynadığı kardeşini, arkadaşını gözünün önünde parçalara ayrılmış bir çocuk düşünün. Türkiye'ye geldi bu çocuk. Travma geçirmiş. Ve Türkiye'de hiçbir bu 40 milyar dolar rehabilitasyona harcanmıyor. Kimse onu konuşmuyor bile. Bunların rehabilite edilmesi lazım. Ve bu çocuk travmatik bir çocuktur. Bu çocuğun özel alınması, rehabilite edilmesi lazım ve bu yapılmıyor. O kadar güzel bir noktaya geldiniz. Ben bitireyim ama müsaade ederseniz. Çok kısa bitireceğim. Ve bu çocuklar eğitim de almıyorlar. Büyük bir kısmı eğitim de almıyorlar. Türkiye'de 0-18 yaş arasında 1 milyon 700 bin çocuk var. 0-18. Bu 500 bin civarında travmatik çocuk var. 10, 11, 12 yaşında yanlış. Bugün kaç yaşında biliyor musunuz? 19. 17, 18, 19. Şimdi nerede yaşıyorlar? Hepimizin çocuklarıyla aynı mahallelerde, aynı binalarda, aynı alışveriş merkezlerinde yaşıyorlar. Bu çocukların okumadıkları için, çok iyi dil bilmedikleri için de iş sorunları var değil mi? Genel olarak mülteciler arasında iş sorunu var. Peki bu çocuklar yarın ihtiyaç duymayacaklar mı? Daha iyi bir cep telefonu olsun. Çünkü çocuk bakacak 17 yaşında, genç. 18 genç. Bakacak ki akranının var. Akranın olanı o da isteyecek. Bulamayınca ne yapacak Kübra Hanım? Bulamayınca ne yapacak? O kadar güzel bir noktaya geliyor. Bulamayınca, bitireyim. Hı, bulamayınca önce küçük çeteler halinde. Bakın uyarıyorum buradan, Türk milletini uyarıyorum. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehdit budur. Önce küçük çeteler kuracaklar. Daha sonra bu çeteler organize suç örgütlerine dönüşecek. Yabancı istihbarat örgütlerinin ağına düşecek bunlar. Bir Türk suç işlediği zaman bunu güvenlik güçleri bilir. Parmak izinden, efendime söyleyeyim, cep telefonundan, adres bilgilerinden bir şekilde ulaşırsınız. Hiçbir kaydı olmayan, suç işleyen bir çocuğa çocuk olarak gelmiş ve burada büyümüş, kaydı olmayan yüzlerce, binlerce çocuk var. Bunların içerisinden, bakın 500 bin demiyorum, 5 bin bu şekilde olsun, Türkiye'yi bir anda kan gölüne çevirir. Bir milli tehdit hissediyorum ben. Bir beka sorunu esas buradadır. Tamam Sinan Bey, tam bu dediğinizi konuşalım. Konuşalım. Şimdi 10 yaşında Türkiye'ye gelmiş bir çocuk. Dediğiniz gibi bir çocuk. Orada kim bilir hangi trajedilerle, anne babası belki bombaların altında, evet, parçalanarak, evet, öldü. Evet. Bu çocuk burada okudu. Evet. Büyük ihtimalle. Hı-hı. En azından okumasa bile Türkiye kültür içerisinde 9 Hı-hı. yıldır, 10 yıldır Hı-hı. büyüdü. Türk dizileriyle Hı-hı. büyüdü. Artık evet. o gençliğini Türk kültürüyle yaşadı. Hı-hı. Siz bu gençlere bir siyasetçi olarak Hı-hı. gelin size eğitim verelim, entegrasyon politikaları uygulayalım demek yerine Hı-hı. vay efendim bu tosuncuklar niye burada, gitsinler Suriye'de savaşsınlar diyorsunuz. Bir siyasetçi olarak, bakın evet. siz bir asker değilsiniz. Hı-hı. Bir siyasetçi Hı-hı. olarak bu bahsettiğiniz travmaları yaşayan bu Suriyeli gençlere Hı-hı. Türk kültürünü, Hı-hı. Türkiye'nin vaatlerini bu şekilde mi Libya'da şu an iç savaş var mı? Aynı çağrıyı onlara da yapalım, gelsinler. İran'da işte bir karışıklar oluyor mu? Onlara da yapalım aynı çağrıyı. Somali'de oluyor mu? Sığınmacılar hepsini yapalım o zaman demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'deki mevcut koşullarda evet. bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Buyurun. Bir gazeteci olarak Hı-hı. benim sizin Suriyeliler geri dönmeli, Suriyeliler onlarla ilgili söylemlerinize hiçbir itirazım yok. Benim sormak istediğim şu. Şu tweet'i attığınızda, yani bunlara tosunlar dediğinizde, Hı-hı. hedef gösterdiğinizde. Kim hedef gösteriyor? Kimseye hedef göstermiyorum. Bu gençlere sizin bu tweetlerinizden hareketle Hı-hı. 3-5 kişi galeyana Hı-hı. gelse, Hı-hı. bu insanlara saldırsa, Türkiye'nin huzuru bozulsa, Hı-hı. bir siyasetçi olarak kendinizi sorumlu hissetmez misiniz? Eğer ben insanları kışkırtsaydım, eğer ben gördüğünüz yerde Suriyelileri vurun, bilmem ne yapın deseydim, haklısınız. Ben gayet net bir şey söylüyorum. Diyorsunuz ki siz bunlara gidin Suriye'de savaşın diyorsunuz. Böyle bunu sordunuz değil mi? Çelişiyorsunuz. Yani tamam. Bir yandan hemen cevap vereyim. Hemen cevap vereyim. İçinde, hem biraz önce yani asker niteliği biraz önce bir takım sivil vatandaşlara biraz önce gidin savaşın. Biraz önce siz biz
devletimizin ve milletimizin çıkarı için orada savaşıyoruz demediniz mi Suriye'de? Doğru. Gitmesinler mi? Peki bizim gençlerimiz gitmesin. Gidiyor, ordumuz gidiyor, resmi ordumuz gidiyor. Ordu kimden oluşuyor Kübra Hanım? Ordu kimden oluşuyor? Gençlerden oluşuyor. Genci askeri aldığında ordu mensubudur. Genci askerin dışına çıkardığında profesyonel gençtir. Profesyonel askerlerimiz gidiyor. Sistem de değişti. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hiç öyle bir şey. Yani benim Mehmet'im gitsin Suriye'de savaşsın bir şey yok. Orada Suriye hiçbir... için savaşmıyoruz. Bakınız, dikkatinizi çekerim. Benim Mehmet'im gitsin Suriye'de savaşsın, şehit olsun hiç sorun yok. Ama bir Suriyeli orada gitmesin, hemen humanist olalım. Hemen o gençler aman niye gitsinler? Gidip kendi ülkesi için savaşacak. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmadık mı? Biz yıllardır PKK ile mücadelede, terörle mücadelede savaşmıyor muyuz? O zaman hiçbir yerle savaşmayalım. Aman herkes humanizm şarkıları söylesin. Böyle bir dünya yok. Eğer siz bir ülke sahibiyseniz ülkenizi korumak için canınızı da vereceksiniz. Nasıl Türk askeri Suriye'de Elbap'ta canını veriyorsa Suriyeli Tosun gelip sahilde nargile içmeyecek. Elbette ki bakınız bu çocukları ben söylüyorum bakalım rehabilite edelim ama oradaki Tosun'a harcayacağımız parayı... O nargile içmek için burada muhtemelen bir yerlerde çalışıyorlar değil mi bu arada? Nargile içmek için bir yerde çalışıyor da nargile niye içiyor? Madem bunun ihtiyacı var, geri dönüş parası toplasın. Taksim'de tweetimi gösterdiniz. Taksim'de kafayı çekeceğine, savaşta ülken, ya senin ülken işgal altında. Sen nasıl kahrolmuyorsunuz? Hedef gösterdiğinizi düşünüyor musunuz? Hiç düşünmüyorum. Yani yaşlı kadın kafayı çekiyor diyorsunuz, Tosuncuk diyorsunuz. Yalan mı? Sahillerde. Yalan mı? Bence yalan. Taksim'dekiler maske takmış maskeli balo mu oynuyordu? Biz miydik orada? Ben mi sahillerde gidip nargile içiyorum? Ben mi efendime söyleyeyim kadına çoluğa çocuğa sarkındırıkta bulunuyorum? Öyle onlarca yüzlerce insan var. Yani Suriye'nin benim sözüm bir iki kişinin değil. Yaptıkları üzerinden bir iki kişi hedef değil. Göstermenin tehlikesine dikkat çekiyorum. Benim söylediğim, yoksa bakınız, dediğim gibi geri dönüşlerle ilgili siyasi fikirlerinizle ilgili hiç mi itirazım? Kadına tekrar söylüyorum. Kadına, yaşlıya, çoluğa, çocuğa bakalım. Ama ülkesini savunacak nasıl durumda... Nasıl bakacağız onların erkekleri burada çalışıyorken onları gönderirsek? Onların genç delikanlıları buradayken benim askerimin Suriye'de şehit olması o genç benim delikanlılar vicdanımı Türkiye'de kanatıyor. Büyüdü. Türkiye'nin okullarında okudu ve her Türk genci savaşmayıp okumak, kendilerine askere, bir kariyer askere, yapmak istiyor olamazlar. O zaman şunu diyorsunuz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde PKK'lılar var. Doğru mu? Bir devlet kurmaya çalışıyorlar orada. O zaman kursunlar diyorsunuz. Veya Mehmetçik gitsin. Yani Suriyeliler burada yatsın. Yani Suriye'de bir eğer işgal varsa nüfusun %7'si 8'i Kürt nüfusu olduğu halde Suriye'de %30'una 35'ine sahipler bakınız. Yani orada bir yanı başımızda PKK devleti kurulsun. Yok kurulmasın diyorsanız o zaman da Suriyeliler gitmesin. Bizim Mehmet'imiz gitsin öyle mi? Yok böyle bir dünya. Gelelim Sinan Oğan'ın biraz da sizi konuşalım. Bence elbette. Açık ve net anlaşıldı. Dediğim gibi benim itirazım sizin sadece hassasiyetimiz şu. Sizin bu tweetleriniz Allah korusun birilerini galeyana getirir. Bir de önemli olan siyaseten doğru bilgileri paylaşmanız. Kesinlikle çünkü doğru bilgi. Maaş alıyorlar vesaire gibi iddiaların doğru olduğunu inanarak paylaşın. Ben araştırmadığım, doğruluğundan emin olmadığım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Aksini iddia eden, elinde bununla ilgili rakamlar olan hangi televizyon kanalında kim neyi diyorsa bu meseleyi ben her zaman tartışmaya açığım bir. İki, müsaade ederseniz o zaman şunu söyleyeyim. Hiç kimse benim tweetlerimden galeyana gelmez, gelmemelidir. Galeyana getirecek herhangi bir tweet atmıyorum. Galeyana getirecek herhangi bir tweet atmıyorum. Ama buna karşılık Suriye'de bir çocuk öldüğünde sanki Suriye'de savaşı ben başlatmışım gibi buna karşılık bize karşı linç kampanyası başlatanların galeyanına inşallah kimse gelmez. Bir de meselenin öbür tarafı var. Sinan Oğan MHP'den niye ihraç edilmiştiniz? Ne olmuştu ona? 2015 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde yani MHP'yi çok aslında konuşmak istemiyorum. Neden? Yani Sayın Genel Başkanımız bir sağlık sorunu yaşadı. Allah'a şükür şimdi çok iyi görevinin başında. Yani şu an bir kongre süreci yok, bir şey yok. O açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok konuşmak istemiyorum. Hala ama kendinizi sizin, bir MHP'li olarak görüyor musunuz? Kesinlikle görüyorum. Ben partimden ihraç edildim, doğru. Sonra mahkeme kararıyla geri geldim.
Sonra bir daha ihraç edildim. İnşallah bir daha geri geleceğim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete başladım. Ben bir Türk milliyetçisiyim ve bir Türk milliyetçisi olarak siyasi hayatımı da devam ettirmek istiyorum. Şimdi siyasette, geçtiğimiz günlerde Sayın Bahçeli'nin bir sözü oldu. Dedi ki, dava arkadaşlarımızdan kırgın olarak muhtelif dönemde sağa sola sapanları tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. Bu sözü sizi de kapsıyor mu? Affettim gel derse gider misiniz? Ben Devlet Bey bizim aile büyüğümüzdür. Yani bunu çoğu insan bilmez. Ben bu kadar siyasi mücadele içerisinde bulundum. Hiçbir zaman Devlet Bey'e karşı bir saygısızlık da etmedim. Tek bir kötü söz de söylemedim. Benim nikah şahidimdir, biliyor musunuz Devlet Bahçeli Bey? Bizim aile dostumuzdur, aile büyüğümüzdür. Dolayısıyla da o anlamda şahsi hiçbir şey olamaz, asla olamaz. Diğer konuya gelecek olursak, ben partiden ayrılmadım. Ben ihraç edildim. Yani benim ihraç kararım ortadan kaldırıldığı takdirde ben doğal olarak zaten ben başka bir partiye gitmedim. Peki, gidebilirdim. Peki şu anki MHP siyasi çizgisiyle Sinan Oğan'ın hayalindeki siyasi partiyi, ideallerindeki siyasi partiyi temsil ediyor mu? Sinan Oğan'ın hayalindeki siyasi parti Türk milliyetçilerinin tek başına iktidar olduğu bir Milliyetçi Hareket Partisi ve bir siyasi partidir. Dolayısıyla da oraya kadar daha epey bir mesafemiz var. Başka bir siyasi partiye gidebilirdim ama gitmedim dediniz. İyi Parti'ye niye gitmediniz? Siz mi istemediniz yoksa istenmediniz mi? Yine Habertürk'te başka bir programda kongre zamanı bizi davet etmişlerdi, sormuşlardı. Bu kongrede başarılı olmazsanız başka bir partiye gider misiniz, başka bir parti kurar mısınız? Ben açık ve net söylemiştim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi dışında herhangi bir alternatifim yok. Başka bir siyasi parti asla düşünmüyorum, kurmayı da düşünmüyorum demiştim. Ben o sözümün arkasındayım. Teklif aldınız mı başka bir partiden? Elbette. Nereden? Yani şu an mevcut siyasi partilerin neredeyse hepsinden aldım. İşte Muharrem Bey'le işte ilk defa açıklayayım onu da. Muharrem Bey'le o zaman bir Muharrem İnce. İnce'yle Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunmuştu. CHP'den size transfer teklif edildi. Muharrem İnce de size Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı teklif etti? Evet. Ama hani benim Muharrem Bey benim çok sevdiğim bir siyasetçidir ama siyasi çizgisine saygım var ama ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde hani MHP'den kopup gidenlerin kurduğu İyi Parti ile de yol yürümedim. Bazen karıştırırlar sosyal medyadan, öyle zannediyorlar sanki beraber yol yürüdük gibi. Hayır, ben Milliyetçi Hareket Partisi dışında hiçbir siyasi parti içerisinde, bakın Binali Bey'le de bizim daha önce bir görüşmemiz olmuştu, görüşmeden kastım daveti olmuştu, ben o zaman da yok demiştim. Hangi yılda? 2015 senesinde MHP'den yeni ihraç edilmiştim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi dışında ne teklif etti? Sizin AK Parti'den milletvekili olmanız. Ben hayır demiştim çünkü ben Türk milliyetçisiyim. Yani benim ideallerimi yaşayabileceğim siyasi organizasyon Milliyetçi Hareket Partisi'dir. O sebeple de ben... Ama o dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir genel başkanlık iddiasıyla bir nevi bayrak açmıştınız. Şimdi ama sizin... demokrasinin olduğu bir yerde bu gayet normaldir. Elbette. Yani eğer siz partinize ihanet etmiyorsanız, ben ettiğimi asla düşünmüyorum. Eğer siz partinin genel başkanına, yetkili kurumlarına hakaret etmiyorsanız, partiyi küçük düşürmüyorsanız medeni şartlar içerisinde mücadele edebilirsiniz. Bundan doğal hiçbir şey olamaz. O dönem biz de ettik, olmadı. Ve şu anda bir kongre ortamı da yok zaten. Ve partinin de sayın genel başkanı var. Dolayısıyla da yani şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. O an, o dönemde İyi Parti'ye niye geçmemiştiniz? İyi Parti'yi siyaseten nasıl buluyorsunuz? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onları da soracağım ama sözünüzü kesmemek için bir kısa virgül Tabii. atalım. Araya gidelim. Tabii. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, Sinan Oğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Bazı izleyicilerimiz benim Suriyeli sığınmacıların burada kalması gerektiğini düşündüğüm, bu konuda bunu savunduğumu düşünüyorlar. Hayır, benim bu akşam yapmaya çalıştığım şu: Sinan Oğan bazı tweetler atıyor, Türkiye günlerce konuşuyor. O tweetlerde söylediği veriler doğru mu? Halkı doğru bilgilendiriyor mu? Ve Allah korusun bir takım provokasyonlara sebep olacak, galeyana sebep olacak cümleler kuruyor mu? Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yoksa Suriyeli sığınmacılar kalmalıdır gibi bir söylemi savunduğum için bütün bu soruları sormuyorum. Biz gazeteciyiz,
görevimiz siyasetçiye siyasetçi sorumluluğunu insan hakları çerçevesinde hatırlatarak sorular sormak. Devam edelim şimdi. Müsaade ederseniz tabii. Bununla ilgili ben de bir cümle söyleyeyim. Arkadaşlar siz zannediyorsunuz Kübra Hanım özellikle beni buraya çağırıp sıkıştırmak için program yapıyor. Hayır, bu programın formatı bu. Ben çok mutlu oluyorum bu sorularınızdan. Siz soracaksınız, biz de cevap vereceğiz. Cevap veremiyorsak zaten burada ne işimiz var? Çok teşekkür ederim. Cevap veremiyorsak açık niye o tweetleri atıyorsunuz? Bu format dünyanın her yerinde aynı format ve ben bu formatı daha çok seviyorum. Çok teşekkürler. Sizin siyasi kariyerinizi konuşarak devam edelim. Evet. Şimdi şartlar oluşursa 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olacağım demiştiniz. Hı hı. 2015'ten sonra da milletvekili adayı dahi olmadınız. Neden? Yani o kadar iddialı Sinan Oğan, genel başkanlık için yarışan hı hı. Sinan Oğan neden bir daha milletvekili adayı olmadı yahut Cumhurbaşkanlığı adaylığı hı hı. iddiasından sonradan vazgeçti? Ben ilk başladığım yerde olmak istedim. İlk mitingine gittiğimde nasıl heyecanlıysam aynı heyecanla ben Türk milliyetçisiyim ve her ne kadar partim beni ihraç etmiş olsa da ben kendimi o partiye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait hissediyorum. O sebeple İki sebepten aday olmadım. Birincisi 2019'da seçim olmadı. Ben bütün hesaplarımı, bütün planlarımı ona göre yapıyordum. Ve erkene alınınca ve hiç beklenmedik bir şekilde erkene alınınca yani Türkiye'de ben netice almak için siyaset yapmak isteyen bir insanım. Ve siyasete uzun soluklu ve sabırla bakan insanım. Türkiye'de bir milliyetçilik rüzgarı var. Türkiye'de modern milliyetçilik rüzgarı var ve ben kendimi o sınıfa dahil ediyorum. Dünyada da aynı şekilde hem yönetim kadrosu dünyada giderek gençleşiyor hem de siyasi parti liderleri giderek gençleşiyor. Ben kendimi buna göre hazırlıyorum. İddianız sürüyor yani. Elbette sürecek. O an geliyor diye bir hashtag kullanıyorsunuz. Evet. Sosyal medya hesaplarınızda evet. var. O an ne zaman gelecek? 5 yıldır o an geliyor diyorsunuz. Niye bir türlü gelemiyor? Siyasette tabii 5 sene çok uzun bir süre değil. O an gelecek, göreceksiniz inşallah. Ne olacak o an geldiğinde? O an geldiğinde Türkiye'yi Türk milliyetçileri yönetecek. Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı, başkan mı olacak? Genel başkan mı olacak? İnşallah bu dediklerinizin hepsi olacak. Göreceksiniz Türkiye'de en istikrarlı, hiç ne çizgisinden, ne siyasi çizgisinden, ne de herhangi bir şeye aldanıp bir yere gitmeyen ender siyasetçilerdenim. Ve uzun soluklu bir siyasetçiyim. Ben bir Türk milliyetçisi olarak ama aynı zamanda dünyayı tanıyan, yabancı dil bilen, yurt dışında doktora yapmış, Türkiye'de akademik çalışmalar yapmış, bir strateji merkezinin başkanı olan, yani kitleleri efendim hamasetle coşturan değil, bilimle, kültürle, bunu siyasetiyle harmanlayan ve uzun soluklu bir siyasetçi olmak istiyorum. Ama ben böyle biri olarak mesela neden bağımsız milletvekili adayı olmadığınızı merak ettim. En son Iğdır'dan adaydınız. Ve 120 bin seçmeni var. Sizin için kolay bir hedef. Şöyle, ben Iğdır'dan aday olduğumda partimin orada milletvekili yoktu ben aday olduğumda ve Türkiye'de birinci oldu Iğdır'da Milliyetçi Hareket Partisi. Ama mesele bağımsız aday olmak değil. Bağımsız aday olduğunuzda da sonuçta kendi partinizin adayıyla yarışacaksınız. Sizin gönlünüz hala MHP'de. Ve kendi partinizin adayına belki seçim kaybettireceksiniz. Bunu benim gönlüm kabul etmez. Ben Milliyetçi Hareket Partisi dışında herhangi bir yerde siyaset yapmadım, yapmayacağım. Bunu açık ve net tekrar buradan ifade ediyorum. Tek cümle, süren bitti ama. Tabii ki. Tek cümle, neden İyi Parti'ye geçmek istemediniz? İyi Parti'de hangi siyasi çizgisi size uymadı ya da onlar mı sizi istemediler? Mesele İyi Parti'nin şu veya bu siyasi çizgide olması değil. Mesele İyi Parti'nin başka bir parti olması. Ben Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde yani Türkiye'de siyasetçilerin bir çizgisi olmalı. Bugün şu partide, yarın öbür partide, bir iki gün diğer partide. Oradan teklif geldi, hadi oraya gidelim. Şuradan yani amacım bir milletvekili olmak değil. Amacım gelecekte Türk milliyetçisi olarak Türkiye'yi yönetmek. Çok teşekkür ederim Sinan Ağa. Süremizin sonuna geldik. Dediğim gibi açık ve netin ruhunu anladığınız için de size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha altını çizelim. Ben de bu programda
sizin siyasi görüşlerinize, ya Suriye sığınmacıları geri dönüşlerine ben çok memnunum, çok teşekkür hatta ederim. Hatta sizden önce geçen hafta Sayın Ümit Özdağ burada konuğumdu. O da aynı şeyleri savunuyor. Fakat ince bir fark var arada. Onun bazı yani söylem bazında sizin gibi işte Tosuncuklar tabirini kullanmıyor veyahut resmi rakamlarla uyuşmayan iddiaları yok. Dolayısıyla ben bunları sormaya çalışıyorum. Çok özür dilerim. Süreniz bitti ama bir şey demem lazım. Bir, benim söylediğim hiçbir şey resmi rakamlarla çelişmiyor. İki, Tosun sözü, Tosuncuk sözü Türkçe sözlüğe göre ve Anadolu'da da bir hakaret değildir. Lütfen bunu bu Tosun'la Öküz Tosun'u birbirine karıştırmayın. Bir de yani ben buradan siz davet ettiniz, çok teşekkür ederim. Bana ambargo uygulayan diğer televizyon kanallarına da çağrım var. İsim vermiyorum. Yani biz öcü değiliz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Bizi televizyonlarınıza davet ettiğinizde Türkiye yıkılmayacak, dünya bilmem ne olmayacak. Bizim de söz hakkımız var. Bizim de bizi ekranlarda görmek isteyen kitleler var. Çok çok siz teşekkür ederim. Kanallarınızı bu kitlelerin bir kısmına kapatmayın. O kadar. Çok teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Sinan Oğan. Süremizin sonuna geldik. Açık ve Net'ten bugünlük bu kadar. Haftaya yine bu hafta içinde bir program daha yaparız muhtemelen. Yine her şeyi açık ve net konuşuruz. Hoşçakalın.